Evet sevgili takipçiler, ne dedik? Şubat ayını konuştuk ve Şubat'taki genellemeleri yaptık. Yani astrolojik açıdan baktığımız zaman gezegenler bizi nasıl etkiliyor? Göktaşları, ben göktaşları diyorum onlara, yıldızlara hep dokunmak istemişimdir çocukluğumdan beri. Böyle çimenlere uzanıp onlara baktığımda çok çok heyecan duydum. Hakikaten o duyduğum heyecan acaba hayatımızı nasıl etkiliyor? Yaşlandıkça, ilerledikçe, bir şeyler yaşadıkça bunun önemini bir kez daha anladım. Hele hele sevgili Sibel Alp'i tanıdıktan sonra geçenlerde oturduk konuştuk, dedik ki içelim çayları beraber içelim, Evet. sohbet edelim. Acaba bu gezegenler bizim içtiğimiz çaylarla birlikte bir de şifa, yani sonuçta baktığınız zaman her birinin içinde besleyici değerler almış başını gidiyor. Yani farmakoloji bir yandan, efendim farmasötik kimya dediğiniz bir yandan, yani eczacılık temelli fitoterapi bir yandan herkes de konuşuyor. Biz de dedik ki astrolojik boyutuyla konuşalım. Bazı çayları yapalım size. Bu çaylar bakalım bizim metabolizmamızı ne kadar hızlandırıyor, ne kadar etkiliyor, ne kadar ihtiyacımız var. Hepimizin çok ihtiyacı var. Biliyorum ve çok da kullanıyoruz. Acaba doğru mu kullanıyoruz? Hadi Sibel dedim. Şimdi ne yapalım? Ateş grubunu Ateş konuşalım. grubunu konuşalım. Yükselen koçları söyleyeyim ben. Siz de güneşi koç olanları söyleyin. Hep Tamam. saati bilmeyenler için de bir Değil şey mi? Çok yapalım. iyi olur. Evet. Tabii herkes bilemeyebiliyor. Evet, herkes biliyor ama Oğuz hocamız çok güzel çalışmış. Şimdi yükselen koçlar için 6. ev Başak'tır. 6. ev Başak olunca demek ki koçlar streslendiği zaman, endişe ettikleri zaman bağırsakları ile ilgili bir problem olur. Başak'ın yöneticisi Merkür'dür. Merkür'ün yönettiği bitkilerde eğrelti otu, kimyon, ceviz, fındık, Hint biberi, anason bulunur. Ama güneş koçlar baş ağrısı çekiyor hocam. Ne yapacağız? Vallahi ben de şöyle bir liste yaptım. Gene seninle eşleşiyor. Anason çayı biraz böyle rahatlatsın. Gül çayı, böğürtlen çayı. Hazırları da var arkadaşlar. Çok da kaliteli ve güzel onlar. Hardal tohumu çayı, hibiskus. Bayılırım. Hibiskus. Benim çayım. En sevdiğim çay. Isırgan otu, karabaş otu. Efendim, oblong grubu çaylar. Bunları detaylı bir şekilde ayrıca yazıp çiziyoruz. Lütfen bizi takip edin. Yazdıklarımızı Instagram'dan da bakın. Şimdi aslında şeyi çok seviyorum. Ben hibiskusu çok seviyorum. Biraz hibiskus çayı yapayım. Ay, onun renginin güzelliğini görelim. Şeyi konuşurken, aslanı konuşurken çay ne kadar? Arkadaşlar çok dikkat edin. 7 dakikayı geçmeyecek. Ben 4 ila 7 dakika arasında bu çayların yeterli olduğunu söylüyorum. En sonunda çayları dökeceğiz. Şimdi dinlenmeye bırakıyorum. Evet canım. Bir şey söyleyebilir miyim? İster yükseleniniz koç olsun, Evet. ister güneşiniz koç olsun, ikisinin ortak çayı anason çayı. Anason. Evet. Şimdi onu bildiğim için buna bırakmıştım. Süpersiniz hocam. Evet, anasonsuz olur mu? Vallahi Sibel, çocukluğum büyük hanımların yanında geçti. Beylerbeyinde büyük teyzeler, büyük halalar. Onlar eskiden böyle çok konuşulurdu laf aramızda. Her mahallenin koca karıları vardı. Onlar ebeye gebeye diye böyle herkese bir koşuştururlardı. Vefat olur ona giderler. Loğusa olur ona koştururlar. Hep böyle otları çöpleri karıştırır bir şeyler yapardı. Şimdi bunun bilimsel boyutunu konuşuyoruz. Hakikaten çok kıymetli bir boyut bu. Ben de sizin de çok iyi bildiğiniz gibi sağlık yönetimi profesörüyüm ama çıkış noktam Eczacılık Fakültesi. Ve bunları da çok iyi okuduk. Şöyle ben bir anason atayım diyorum. Bir güzeldi. Aslında anasonu yaparken bunun içine karanfil ve tarçın da koymak mümkün. Evet. Ama ben şimdi saf saf yapmak istiyorum. Renkleri gözüksün istiyorum. Ay, onu da şöyle kenara koyayım. Anason çayımızı. Evet. Renklendireceğim şimdi ben onu birazdan. Ve aslan için benim çok ciddi bir çay teklifim var.
Önce anlatalım. Anlat. Sonra sizin... Çünkü onu sır, onu söyleyeceğim. Öyle mi? Merak evet. ettim şimdi. Gerçekten çok kıymetli bir çağ. Tamam, söylüyorum şimdi. Şimdi yükselen aslanlara göre 6. ev oğlaktır. Beden bölümleri, deri, dişler, iskelet ve dizlerdir. Yöneticisi Satürn'dür. Oğlan, 6. evin oğlak olmasından dolayı. Dolayısıyla Satürn ne, hangi bitkileri? Ispanak, eğreti otu, keten tohumu, hacı otu, kenevir, ceviz, haşhaş, kardelen, pelin. Bir de çok özel bir tavsiyede bulunacağım. Bu ara güneş aslanların ve yükselen aslanların karşısında Satürn var. Dolayısıyla çok enerjileri düşük. Kantaron yağı. Kantaronu getirmedim abi. Biz burada. Evet tamam. Kantaron yağı çok iyi. Yukarıya, çok kıymetli. Enerjilerini yukarıya evet. çekecek. Korkunç güzel. Şimdi yükselenini bilmeyen aslanlar, güneş aslanlar ne yapsın hocam? Ne için? Yaprağı. İnanılır gibi değil. Yani zeytin işte barıştır, şudur, budur, hayattır, renktir, güzelliktir, yani zerafettir, her şeydir. Zeytin yaprağı inanılmaz bir güç. Yani inanılmaz bir güç. Say say bitmiyor. Ben bunu çok seviyorum. Zeytin yaprağını güçlendirmek istiyorum. Burada onun içine başka bir şeyler yapacağım. Şimdi... Bu çok güçlü bir çay olacak. Ben bunun içine mideleri ve vücut rahatlasın diye kendi bahçemden topladığım ıhlamur çiçeği koyacağım yaprağıyla beraber. Şöyle görsün arkadaşlar. Tabii bunun herhalde demlenmesi bunu, de çok önemli tabii, değil mi? Tabii çiçekleri de gelsin istiyorum şöyle içinden. Evet, 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 evet. Çok güzel, sırf yaprak değil. Ve mutlaka içine bir adet şöyle kırıp defne koyacağım. Aslında şöyle tarihe de baktığın zaman bu saydıklarım yani inanılmaz kıymetli bitkiler. Evet. Barışı temsil ediyor, huzuru temsil ediyor, rahatlığı temsil ediyor. Aslında güneşi temsil ediyorlar. Yani... Ben biraz böyle aslan hayranlığım demeyeyim de yükselenim aslandı değil mi benim? Neyim? Yok yükselenim olur değildi. Olur mu hocam? İkinci eviniz, değer İkinci eviniz. Evet. Değer eviniz karıştırdım. Aslında orası çok, çok kuvvetli. Aa, çok tehlikeli bir yer orası, evet. Evet orası çok tehlikeli. Ekip gülüyor bize. Ne kadar tehlikelisin diye. Şimdi bu çayımızı da koyduk. Ay bıyığımı da şöyle kenara çekeyim. Bayılıyorum. Bu bıyıksız da yapamıyorum. Bugün bana bir tanesi diyor ki hocam diyor bıyık size diyor bir renk katmış. Evet Allah'a şükür. Evet hocam yakışıyor. Şimdi yükselen yaylara göre 6. ev boğa oluyor. Evet. Ve burada boğaz, boyun, tiroid bezi çok önemli. Evet. Ve yöneticisi boğanın Venüs olduğu için ne tavsiye edebilirim? Vadi zambağı, su zambağı, menekşe, gül, tatlı portakal içebilirler. Peki güneş yayları ne içsin hocam? Güneş yayları için inanılmaz bir şey. Ben çok seviyorum. Nerede benim ada çayım? Yani buraya koydum mu? Ada çayım olması lazım. Onun dışında anason, biberiye, enginar çayı, ginseng, Hindistan cevizi, karanfil, mate çayı, melisa. Buraya özellikle melisayı getirdim. Bunlar son derece önemli ve yeşil çay. Ay biraz yapalım. Bir tanesinden şöyle karışık bir yapalım. Yaparken neye dikkat etsinler hocam? Vallahi toplamda bütün ben bunları bahçeden kendim topluyorum. Kendim güneşte güzelce kurutuyorum. Çok da ne çok gölge çok ne güneş. Bunları şimdi üstüne böyle bastırayım biraz ki yukarı fırlamasın diye. Oğul otu ve melisa çaylarını ben çok severim. Toplamda en fazla 7 dakika kadar biraz daha içine atacağım. İki farklı otum vardı çünkü köylerden topluyorum ben bunu Silivri'de. Çok da güzel oluyor. Vallahi bayılıyorum bütün bunları yaparken. Bunu kapağı
Şöyle hafiften üstünü kapatayım. Evet. Şimdi bu çaylar şöyle hafiften ola dursun. Evet Sibel'cim, ateş grubunun çaylarını yaptık. 7 dakikayı da tamamladığımıza göre şöyle bir dökelim bu anason çayımız. Çok güzel görünüyor rengi. Evet, böyle çok hoş bir rengi var. Tadını, aromasını arttırmak için isteyenler, bu içilebilir ısıda olduğu için bir kaşık, şöyle bir çay kaşığı kadar içine bal bırakabilirler. Küçücük bir limon dilimini de ekleyebiliriz. Limonum da vardı şurada. Onu da içine katsam iyi olur. Şu şekilde bir çayımız var. Onu şöyle kenara bırakayım. Bir tane hibiskus çayı yapmıştık. Bu grup için çok önemli demiştik, bunu biliyorsun. Evet. Rengini görüyor musun şu güzelliği? Çok güzel. Ben buna hayranım. Çok güzel. Gül hatmi arkadaşlar. Afiyet olsun. Yani bunu da gene balla tatlandırabilirsiniz. Harika. İsteyenler gene içine limon koyabilir. C vitamini açısından zaten kendisi çok ciddi bir C vitamini deposudur. En son olarak da bir çay daha yapmıştım. Evet, Melisa oğulotu çayı. Onu da şöyle koysam mı? Döksem mi şöyle? Evet, çok şık duruyor. Evet, otlarımız da geldi içine. Harika bir renk. Efendim, herkese afiyetler olsun. Diyoruz ki, bütün otların şifası sizde olsun. Bizi takip etmeye devam edin. Sibel'le daha söyleyecek çok şeyimiz var.